Kırtacık olsun. Şeyle ilgili, Artekin'le ilgili. Ciddi potansiyeli olan bir çocuk. Üstteki çok rahat yapar. Evet. Aynı şekilde Ömer Faruk var. Dediğim gibi altyapıda hocamızın önerdiği bize 4-5 tane daha oyuncu var. Onlara da bakacağım. Şimdi onlar da ciddi bir maç periyodunda olduğu için biz de çarşamba pazar bakma fırsatım olmadı ama onları da değerlendireceğim. Değerlendirmem lazım. Murat. Yani Ömer'e de bu hem kulübün mali bütçesi. Bu kuradan dolayı son derece mutluyuz. Biliyorsunuz Kastamonu Spor geçen sene sel felaketi sebebiyle liglere bir sene ara vermişti. Hem Kastamonu'nun hem GMG Kastamonu Spor'un tanıtımı açısından bu maç bizim için çok önemli. Bir sene gözlerden uzak bir takımın Türkiye'nin en büyük kanallarından birinde en çok izlenen saatte bu maçın oynanması tekrar GMG Kastamonu Spor'un tanıtımı ve tekrar Türk futbol kamuoyunun dikkatini çekecektir. Onun için tabii ki mutluyuz. Bizim bir oyun sistemimiz var. Bu maçta da oyun sistemimizi uygulamaya çalışacağız. Tabii ki rotasyona gideceğiz. Ligde devam ediyor. Çok ciddi bir maç periyodundan çıktık. Pazar çarşamba. Özellikle bu maçta genç, potansiyeli olan, hedefi olan en az 5-6 tane oyuncuma görev vermeyi düşünüyorum. Bu maçla ilgili beklentilerim şu. Dediğim gibi takımda genç oyuncular var. Bunların potansiyeli var, hedefleri var. Daha önceki konuşmalarımızda da belirttim. Bazen 25-30 maç ligde oynarsınız, kimsenin dikkatini çekemezsiniz. Yani bu mümkün olmaz. Ama böyle bir maçta bütün futbol kamuoyunun gözü önündesiniz. Onlar için bir fırsat olarak görüyorum. Elimizden gelen şeyin en iyisini yapmaya çalışacağız bu maçla ilgili. Şimdi Zonguldak Kömür maçının analizini yaparken teknik heyetle beraber Zonguldak Kömür takımı biliyorsunuz iç saha performansı bizim gruptaki en iyi takım. Bizim maça kadar içeride 3 galibiyet, 1 beraberlik almışlardı. Oyun yapısı olarak da 4-2-3-1 ya da 4-1-4-1 oyun sisteminde oynayan, taktik anlayış olarak savunmada derinlik yapan, öndeki 3 süratli çabuk oyuncusuyla sonuca gitme çalışan bir takımdı. Bununla ilgili önlemlerimizi aldık. Rakibe hem alan bırakmamak için ilk 45 dakika özellikle savunmada derinlik yapıp ciddi bir savunma organizasyonu yaptık. Nitekim sadece korner ve 2 tane dış şut haricinde rakibe pozisyon vermedik. İkinci yarı taktik anlayışta biraz daha devre arası yaptığımız konuşmalarda biraz daha cesaretli oyun. Biraz daha önde baskı. Bunun neticesinde de ikinci yarıya yaklaşık uzatma dakikalarına kadar oyunun tamamen hakimi bizdik. Yakaladığımız 3 tane net pozisyon var. Değerlendiremedik. Hakem uzatmayı gösterdikten sonra, 4 dakika uzatmayı gösterdikten sonra ikinci dakikasında biz korner yakaladık. Kornerden yani orada maçı bitirebilirdik. Ha şu anlayışla çıksak olur muydu? Biz maçta beraberliği koparalım olurdu. Ama biz yukarıdan kopmama adına maçı kazanmak istedik. Çocuklar çok da arzuladı. Talihsiz bir şekilde hiç yapmayacağımız, daha önce de yapmadığımız hatalar yaptık. Yani uzatmanın son 2 dakikası korner atıyoruz. Kaleciye gitti top. Kontrayı yakaladık ikinci bölgede. Orada da pozisyonu bertaraf edebilirdik. Ama talihsiz bir gol yedik. Neticede lige en geç başlayan bir takım olarak tabii ki daha fazla puan alabilir miydik? O potansiyelimiz var, alabilirdik. Ama hiçbir şey bitmiş değil. Geçen yıl bu takım ligden çekildi. Zor durumlar yaşadı sel felaketinden dolayı. Benim de sözleşmem devam ettiği için kiralık gittim Beyoğlu Yeni Çarşı Kulübü'ne. Döndüm ve sezona biraz geç başladık. 15 gün kala başladık. Sezon başından beri hocamız, Metin hocamız gençlere
gerek antrenmanlardaki özverisiyle hep destek olmaya çalışıyor. Şans vermeye çalışıyor. Biz de bu şansı elimizden geldiğince değerlendirmeye çalışıyoruz. Çünkü cidden kıymetini bildiğimi düşünüyorum kulübümün. Bu üstümdeki formanın hakkını vermeye çalışıyorum oynadığım her dakikada. Şimdi de önümüzde bir Galatasaray maçı var. Cidden çok hayalini kurduğumuz belki bir şeydi. O stat, o taraftar. Çok büyük bir camia ile oynayacağız. İyi hazırlandık. 3 gün önce bir maç oynadık ama iyi dinlendik. Hocamız da sağ olsun gençlere şans vereceğini söylüyor. Biz de elimizden gelen en iyisini yapacağız. Onun dışında çok Kastamonu taraftarı gelecektir eminim. Skordan daha çok oynadığımız oyun, iyi mücadele, gösterdiğimiz özveriyle bütün taraftarlarımızdan alkış toplamak istiyoruz. Dün böyle normalde mesela 12-12.5 civarı yatıyorum sürekli. Uyku düzenime dikkat ediyorum ama dün cidden böyle uyuyamıyorum, sağa dönüyorum, sola dönüyorum. O pozisyonlar aklıma geliyor çünkü sadece taraftar değil, milyonlar izleyecek belki maçı. O yüzden iyi performans göstermek gerekiyor. Bu şansın kıymetini bilmek gerekiyor. Bütün genç arkadaşlarım adına söylüyorum. Umarım güzel ve keyifli bir maç olur. Çok heyecanlı bir maç olacak ama çok da yani benim istediğim bir maç. Hem bu yaşımda Galatasaray gibi büyük bir kulüple maç yapmak yani çok büyük bir şey. İnşallah hocamın da şans verdiği takdirde elimden gelen en iyisini yapıp ben de dikkat çekmek istiyorum. 2 hafta önce Trabzon'dayken Galatasaray çıktığını duyduk. O zamandan beri sürekli kafamda düşünüyorum hani o statta, taraftarların önünde, televizyonda izleyenlerin önünde. Hem biraz heyecan, bazen bir stres falan yapıyor ama yine de çok güzel bir duygu. Bu duyguyu bu yaşımda yaşamak, tecrübe edinmek çok büyük bir şey. Ben de elimden gelen en iyisini yapıp takım için her şeyimi vermeye devam edeceğim. Ben bütün Kastamonluların şunu bilmesini istiyorum. Burada işini ibadet gibi yapan bir teknik heyet var, bir oyuncu grubu var. Onları mahcup etmemek için her platformda elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz. Hem televizyonları başında hem de İstanbul'da stada gelecek taraftarları şimdiden saygıyla selamlıyorum. Onların desteği bizim için her zaman önemli. Sağ olun. Her şey problem olmayacak. Çok problem olabilir.